Siz adaylığınız açıklandıktan sonra sahaya çok hızlı girdiniz. Yani biz daha sizi tam tanıyamadan bir baktık ki siz büyükşehir adayı oldunuz ve her hafta sizin bir açıklamanızı artık gündem oluyordu. Hem ulusalda hem yerelde söyledikleriniz. Benim tespitim, yanlışsa lütfen düzeltin. 45 gündür ben yerel siyaseti çok iyi takip ederim. Ben sizi çok görmüyorum. Belki sahada olabilirsiniz Yok. ama 45 günde ortalıkta yoksunuz. Birinci sorum, birkaç soruyu üst üste Bunu soracağım. hemen Bunun bir cevaplayayım mı sebebi peki? var mı? Var. İki, İsterseniz şöyle bir şey yapalım. o Ben gün bunu cevaplayayım, buyurun efendim. ikiye geçeyim. Bence Tamam. ondan sonra çünkü çok Tamam. karışıyor. Çok doğru bir tespit. 45 gündür olmamamın çok temel bir sebebi var. Ben partimizin Plan ve Bütçe Komisyonu sözcüsüyüm. Plan ve Bütçe Komisyonu meclisin işleyişine çok hakim olmayan izleyicilerimiz olarak anlatayım. Bütün torba yasa ve bakanlıkların, ilgili kamu kurumlarının bütçesi oraya geliyor. Ben daha öncesinde bütün bu bakanlıklara eleştirilerde bulunan, çözüm önerilerinde bulunan, muhalefetin hükümet programını yazan kişiyim. Orada 5 hafta boyunca her gün sabah 10'dan gece 12'lere kadar bizler bakanlık bütçesini tartıştık. Ve ben aslında İzmir'de yoktum ama sosyal medyada takip edecek olursanız o bakanlık bütçeleri görüşülürken her gün orada yaptığım sunumları Evet. koydum, açıklamaları koydum. Dolayısıyla o 45 günlük ara vermemin sebebi mecliste iyi bir milletvekili olmanın sorumluluğunu yerine getirmek. Peki başka komisyonlarda var mı üyeliğiniz? Plan ve Bütçe Komisyonu, başka bir komisyon üyeliğim yok ama Plan ve Anladım. Bütçe Komisyonu zaten Çünkü meclisin başka bir kalbi. komisyonda olsanız o zaman şey diyecektim. Yani seçip satına girdiğinizde de yine bir komisyon çalışması olduğundan bu Çok sefer ne çok doğru. yapacaksınız? O yüzden de ben aslında gözden kaçan bir şey oldu. Genel Başkan yardımcılığını İstifa bıraktım. ettiniz. Evet. Yani Genel Başkan yardımcılığından istifa ettim ve dedim ki ben aynı zamanda hem Plan Bütçe Komisyonu üyesi, hem Büyükşehir Belediye Başkanı adayı hem de Genel Başkan Yardımcısı olamam. Plan Bütçe Komisyonu çok prestijli ve bana çok önemli şeyler katan bir şey. Yasama Yılda faaliyetlerinde bir kez oluyor ve çok önemli. çok önemli. O 5 hafta onun için gitti. Ve ondan sonrasında Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşüldü. O son görüşülen şeydi, bütçeydi. Onun akşamında son uçakla buraya geldim. Ondan Bir sonra bir daha torba yasa dönmeyeceksiniz için gittim. herhalde. Yok, dönmeyeceğim. Bu Meclis Genel Kurulu'nda bakanlık bütçeleri konuşulurken Evet. partimizin bütün bütçe adına konuşmasını ben yapacağım. Öyle mi? Çünkü Çok şey, önemli bir şey bu. tabii. Çok önemli. Evet, Yani yani normalde genel başkan yapar milletvekili olsaydı evet, ben yapacağım. siz yapacaksınız. Şimdi bir grup başkanımız Koray Bey açılışı yapacak, kapanışı ben yapacağım ya da tersi. Ama bunun da bir sebebi var. Çünkü o Plan Bütçe Komisyonu'nda bütün bakanlık bütçelerini baştan sona inceleyen birisiyim. Bunun bana şöyle bir faydası oldu ve İzmir'e şöyle bir faydası oldu. Özellikle önümüzdeki dönem biz İzmir'le Ankara'yı birbirine yakınlaştıracaksak, İzmir'in sorunlarını Ankara'daki kaynaklarla çözeceksek, o zaman burada sizin Ankara'yı bilen, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çok aktif bir şekilde yer almış bir milletvekilinin belediye başkan adayı olması çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben Tunç Bey'e %100 katılıyorum. İzmir Ankara'dan hak ettiği bütçeyi alamıyor. O konuda hiçbir itirazım yok. Evet. Ama benim insanlara söyleyeceğim şeylerden bir tanesi de şudur. Ben İzmir'in çıkarı için bütün kamu kurumlarının kapısını aşındırırım. Yani bu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında böyle bir soğuk savaş var ya, belediye başkanları kamu kurumlarının kapısını, bakanlıkların kapısını çalmıyorlar ve Evet, doğru. böylelikle bir diyalog olmuyor. Ben bu diyalogsuzluğa karşıyım. Orada çünkü İzmir'in hakkı var. İzmirli'nin alması gereken hizmet var ve ben bütün bakanlıklarla, bütün kamu kurum kuruluşlarıyla o İzmir'in hakkını almak için çatır çatır müzakere Evet, o ederim. bölüme de geleceğiz. Ben İkinci müsaadenizle soru. evet. Şimdi